Merhabalar, bugün sizlerle karnabahardan hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Yaklaşık 600 gram karnabahar kullandım. İri parçalar halinde karnabaharı ayırdım. Sonra kaynayan suya aldım. Üzerine yarım yemek kaşığı kaya tuz ekledim. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika karnabaharı pişirdim. 20 dakika sonunda kaynar sudan soğuk suya aldım karnabaharı. Karnabaharı süzdüm, soğumaya bıraktım. 2 yemek kaşığı unu tavaya alıp üzerine sıvı yağ ekledim. Bir kahve fincanı kadar ekledim sıvı yağ. 1 dakika kadar unu kavurup bir su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ekledim. Hiçbir topaklanma kalmayana dek karıştırarak beşamel sosu pişirdim. Beşamel sos hazır. Ocağın altını kapattım. Yarım muskat rendesi, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ekledim. Muskat rendesi güzel bir aroma veriyor beşamel sosa. Deneyenler bilirler. Beşamel sos hazır. Soğumaya bırakıyorum. Küçük bir fırın kabına yağlı kağıt serip sonra diğer aşamaya geçiyorum. Beşamel sos soğudu, hazır. Tekrardan çırpıyorum. Ve karnabaharla buluşturuyorum. Karnabaharı haşladım. Hiçbir işlem uygulamadım. Her tarafına gelecek şekilde beşamel sosu iyice gezdiriyorum. Kaşıkla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Baharat eklemedim, yağ ilave etmedim. Sadece beşamel sos her tarafına gelecek şekilde karnabaharı iyice kapattım. Ve sonra yağlı kağıt serdiğim fırın kabını aldım. Aynı şekilde diğer karnabaharları da beşamel sosa buladım. Bu şekilde hazırladığınızda haşlanan karnabaharın lezzetine lezzet katmış olursunuz. Beşamel sos her tarafında olduğu için çok lezzetli oluyor. Karnabaharları fırın kabına almaya devam ediyorum. Boşluk kalan yerlerini yine beşamel sosla dolduruyorum. Geri kalan beşamel sosu da tüm karnabaharın üzerine sürdüm. Beşamel soslu karnabaharlara birer dilimde kaşar peyniri kapatıyorum üst kısmına. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında
Yaklaşık 35 dakika pişireceğim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Üzeri tamamen kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Hazırlamış olduğum tarifin son hali. Fırından çıkarttım, sıcak sıcak servise aldım. Görüntüsü hiçbir şekilde karnabahar olduğu belli olmayan, sadece yerken tadını hissedeceğiniz bir tarif. Bu nefis lezzeti bugün sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan bir videoyu daha izlediniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Detaylı tarifi açıklamadan bulabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Tekrar farklı lezzetlerde görüşmek üzere.